Ergün Diler Kim Kaybeder? Vakit buldukça karşılaştığım insanlarla sohbet ediyorum. Yurt içinde ya da dışında. Olan biteni izlemek zaten görevimiz ama bir kafa karışıklığı var. Dizilere, haber bültenlerine, filmlere, gazetelere baktığımızda bunu görüyoruz. Bir de bizde hiç bitmeyen isimler üzerinden kavga. Kimseyi eleştirmiyorum ama bütün bunlar bizi kısırlığa götürüyor. Tartışmaların ve yazıların derinliğini yok ediyor. Durum bu eksene kayınca kişisel hesaplar görülmeye başlanınca kitleler bilgi akışında sıkıntı yaşıyor. Fayda uzaklarına düşüyor. Neyse konuya girelim. Aylardır yazıyorum iki Amerika diye, iki Amerika'nın çatışması her yerde görülüyor diye. Anlaşılmayan noktalar olduğunu düşünüyorum, görüyorum da. Açalım bunu biraz, çok fazla değil ama. Çünkü yazacaklarım artık Amerika'da da yazılmakta, çizilmekte. Trump sürpriz olarak görülse de geldi veya saraya oturdu. Her başkanın bir planı vardır, olur ya da olmaz ama. Plan vardır Trump'ın yeni dünya düzeni planı, IPEC'te hazırlandı. Geçmişte parayla yeni dünya düzeni kuruluyordu. Ancak bugün sadece para yeterli değil. Çünkü öyle olsaydı IPEC bunu başarmıştı. Şimdi yeni dünya düzeni aşanları IPEC için adımlar atarken paranın yanına enerjinin tamamını, ticaretin de en az %70'ini almak zorunda. Denge bu, oyun bu, mücadele bu. Gerisi masal. Trump, IPEC'in yeni dünya düzenini hayata geçirmeye çalışırken Pentagon'da sert karşılık veriyor. Sır değil Pentagon'u dikkatlice izlediğinizde dünya düzeni hakkındaki fikirlerini öğrenebiliyorsunuz. Öncelikle olarak enerjiyi kontrol etmek istiyor. Enerji kaynaklarına yakın durmak niyetinde. Eğer bunu yapabilirlerse enerjiyle birlikte yeni devletler, yeni iş adamları ve yeni liderler Pentagon'a bağlı olacak. Elbette bu çok kolay değil, hatta hiç değil. IPEC'te boş durmuyor, durmaz durmayacak. Yazdım. Aypek yeni dünya düzeni oyuncusu olarak Jared Kushner'i Trump'ın yanına yolladı. Jared Kushner sıradan bir isim değil, çok önemli bir akımın temsilcisi. Akıllı, bilgili ve muazzam ilişkileri yöneten biri. Yanında ve arkasında inanılması büyük bir güç var. Bu büyük gücün durdurulma ihtimali var mı? Bence çok ama çok zor. Devam. Yeni dünya düzeninin büyük oyuncusu Jared Kushner'in en iyi dostlarından biri Fransa Devlet Başkanı Macron. Macron Pentagon'la savaşı bile göze alırken Trump'ın planlarına destek veriyor. Tabii bu bizim medyada pek fazla yer almıyor. Sevmiyoruz böylesine sıradan olayları takip etmeyi. Macron İngiltere ile de ortak IPEC'in yani Trump'ın Amerikası Macron'un Fransa'sı ve Kraliçe'nin İngiltere'si bir araya geldi. Aypek bu ortaklığa karşı kutupta gibi gösterecekleri Putin'in Rusya'sını da Alıyor. Merkeze büyük buluşmada dört ülke bir araya geliyor. Pentagon'un Suriye başta olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'daki çılgınlığı, terör örgütlerine sınırsız desteği, Fransa İngiltere Rusya ve Trump'ı hedefine aldığının resmi faturasıdır. Rusya Suriye'de askerlerini uçaklarını kaybetti mi? İngiltere ve Fransa terörle sarsıldı mı? Trump ve ailesi müllerin hedefinde yer aldı mı? Küçük masum sorular. Hepsinin cevabı evet. Demek ki bu ittifakın karşısında Pentagon var. Bugün de var, yarın da olacak. Kavga bu çünkü. Yakın zaman önce yeni dünya düzeni belgeselinde Putin'in açıklamaları vardı. Putin aslında Pentagon'a mesaj veriyordu. Putin, Trump önemli biri. Hem bir Rusya vatandaşı hem de Rusya'nın devlet başkanı olarak soruyorum. Rusya'nın var olmadığı bir dünya neden olsun? Bu düzenin olmayacağını artık silahlar da anlamalı. Trump konusunda hayal kırıklığım olmadı olamaz da. İnsani anlamda bende çok iyi bir izlenimi var. Bana kalırsa Trump çok dengeli biri. Karşısındaki kişiyi dinliyor, Trump müzakere edilebilen biri. Onunla anlaşma zor değil dedi. Tekrar okuyun. Silaha verdiği mesajı görün. Bütün bu cümleler alt alta getirildiğinde Putin'in Rusyası'nın Trump'ın Amerika'sıyla yan yana olduğunu anlatıyordu. Pentagon Rusya'yı hedef alsa da Trump'la yol alacağını ilan ediyordu. Putin Rusya'nın Washington büyükelçisi Sergiy Kislyak, Kushner, Trump arasında iletişim ağı var. Bu ağ her an görüşebiliyor. Pentagon'da Trump, İngiltere, Fransa, Rusya birlikteliğine karşı koalisyonu kuruyor. Çünkü tehlikenin farkındalar. Karşılarındaki gücün de. Suudi Arabistan körfez ülkelerinin tamamı Almanya ile bir ittifak yaptı. Pentagon, Çin'e yeni İpek yoluna izin vermeyeceğini gösterdi. Ticaret yolunun tamamını ateşe vermeyi düşünen bir Pentagon var. Afrika'nın yeraltı zenginliklerini, Orta Doğu'nun yeraltı zenginliklerini ve son olarak Akdeniz'in değerli sualtı zenginliklerini Ay peke vermek istemeyen Pentagon var. Böyle bir şey mümkün değil ama istiyorlar. Para da enerji de kendilerinde olsun derdindeler. Bunun için de terörden de savaştan da ellerini çekmiyorlar. Trump, Aypek'in emriyle Kudüs kartını açtı. Pentagon tarihinde ikinci kez Tel Aviv'i hedef alabilir. Tabii bu kağıt üzerinde çok kolay gibi görünmüyor. Pentagon'daki Aypek üyeleriyle Beyaz Saray'daki Pentagon üyeleri büyük bir savaşın köşeleri olarak dikkat çekiyor. Bu savaşın yakacağı 5 kıta var. Pentagon, İngiltere'ye bağlı Commonwealth ülkelerini hedef seçti net. Saldırı planları var. Yapabilirler mi göreceğiz. Ama düşünceleri bu yönde. Ancak çelişki Amerika'nın tam göbeğindeydi. Birçok ülkeyi bölmek, parçalamak için yürüyen Pentagon Washington'ı böldü. Gerçekten kendi başkentini bölen bir Pentagon var artık. Bugün Washington kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmış durumda. Bir tarafta Pentagon, diğer tarafta AIPAC. Bu iki kutup yeni dünya düzeninin yönünü belirleyecek. AIPAC'in en önemli üyeleri 5000 kişi olarak biliniyor. Ancak 15'i çok ama çok önemli. AIPAC 5 Amerikalı, ikisi İngiliz, 5 Avrupalı, 2 Rus ve 2 Hintli ile bir İsrailli tarafından yönetiliyor. Bu 15 kişilik konsey yeni dünya düzeni için Pentagon'a savaş açtı. Pentagon bu 15 kişinin kim olduğunu bilmiyor. Bu 15 kişinin kim olduğunu dünyada bilenlerin sayısı. 20'yi geçmez. David Rockefeller ölmeden önce bu 15 kişiyi öğrenmek için adımlar atıyordu. Lord Jacob Rothschild bu 15 kişiden biri. Aileden başka biri var mı? Bilinmiyor ama kendisi var. Biz bilmesek de David Rockefeller ölmeden birkaç ay önce Jacob Rothschild de bu 15 kişiden biri olup olmadığını sordu. Gelen cevap hayır olsa da Jacob Rothschild bu 15 kişiden biri. Yılda bir kez toplanırlar. Asla ve kata 15 kişiden ikisi bile bir araya gelmez. Gelemez. Aynı uçağa binmezler. Aynı yerde tatil yapmazlar. Sadece yılda bir gün 5 saat süren toplantıda buluşurlar. Onlar Illuminati'den çok daha güçlü. Bilderberg toplantıları onların buluşmasının yanında Fashion Week'tir. CFR da onların yanında bir kafe buluşmasıdır. O nedenle IPEC çok güçlü. Ancak IPEC onları değil onlar IPEC'i güçlü yaptı. Her ülkede her türlü operasyonu yapabilecek güce sahipler. İşte bu güç şimdi silahın gövdesi ve aklı olan Pentagon'la mücadele ediyor. Hem Amerika içinde hem dünyanın geri kalan tüm noktalarında Amerika'nın yarısı dünyanın yarısının karşısında. Cepheleri yazdım. Türkiye burada Trump'ın Amerika'sının yanında. Çünkü diğer taraf 15 Temmuz'la ve sayamadığımız pek çok operasyonla geldi. Afrin'de de onlarla mücadele ediyoruz. Bu dengenin oturması için yani Trump, Putin, Macron ve Kraliçe ittifakının maçı alması için 5. güçlü olarak Türkiye'ye ihtiyaç duymaktalar. Haklı olarak. Türkiye'de kendi yolunda giderken bile maçı kimin kazanacağını hesap etmekte, Pentagon'un kaybedenler kulübünün üyesi olacağını görmekte, diğer dörtlü gibi. Birinci ve ikinci Dünya Savaşındaki şartların aynısı şimdi fazlasıyla mevcut. Tırnağı olan başını kaşıyacak. Türkiye her şekilde ipi göğüsler. Kaybedenler kulübü ne yapar bilemem. Onların sorunu. Ergündiler takvim.